Yavaş, yavaş. Hadi Şükrü, bize gidelim. Az kaldı baba. Hastaneye kadar dayan. Dururken bir de bu çıktı başımıza. Bir şey olmasa bari. Ne bakıyorsun Sulhi? Sen ne bilirsin? Yahya'yı çok severim. Bırak Nusret. Gırtlağına kadar batağa gömülmüşken sevgiden söz etme bana. Yahya Bey söylediğinde ciddi miydi gerçekten? Ne söyledi ki? Yeniden yönetimi devraldım dedi ya. Yok canım. Bir iki günlük geçer sonra. Ah. Hayatın keyfini çıkarmaya öyle alıştı ki Yahya. Bir daha geri dönüp de işlerle uğraşmaz. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Makyaj nerede kaldı? Buraya geleli kaç saat oldu? Daha hiçbir şey yapılmadı. Merak etmeyin. Ekip hazırlıklara başladı. Zaten çekime öğleden sonra başlayacağız. Beni neden bu kadar erken çağırdınız o zaman? Sizi daha yakından tanımak için kendime bir fırsat yaratmak istedim. Ben gidiyorum. Affedersiniz. Niyetim sizi rahatsız etmek değildi. İş ilişkilerinde imalı söz ve davranışlardan hoşlanmam Kadir Bey. Beni tamamen yanlış anladınız Yasemin Hanım. Hiçbir art niyetim yoktu. İnanın bana. Tanımak derken işle ilgili tanımaktan söz etmiştim. Aklınıza başka bir şey geldiyse özür dilerim. Bir daha olmazsa sevinirim. Yoksa bırakırım çalışmayı. Bir daha olmayacak. Efendim abi. Burçin, Burçin babam vuruldu. Hastaneye gidiyoruz. Ne oldu Burçin? Kızım ne oldu? Burçin ne oldu? Babamı vurmuşlar. Hayır! Siz lütfen dışarı. Tansiyonu kaçtı yolda? 12.8. Peki. Kurşun batına girmiş. Ancak çok ortada. İnşallah omuriliğe gitmemiştir. Hemen ameliyathaneye alacağız. Cenk'er, nedir durumu? Kurşunu çıkaracaklar Sulhi amca. Kendini bırakma sakın Cenk'er. Güçlü olmalısın, güçlü olmalısın. İçim parçalanıyor Sulhi amca. Otelden beri kendine değil, bir şey olacak diye çok korkuyorum. Hiçbir şey olmayacak. Hiç merak etme. Önemli bir şey yok canım. Şoktadır daha. Abi babam nerede? Abi. Baban nerede? Yahya nerede? Söyle. Yüzünden, senin yüzünden. Durun, yapmayın. Açana ya. Dur. Kaza kurşunuyla vuruldu. Gel böyle, gel. Burada daha fazla kalamam Sulhi. Kadıncağız telaşta ne yaptığını bilmiyor. Yapma Nusret. Bırak onu Sulhi. Doğru olmaz ama. Daha fazla içime sindiremem. Abi babam nasıl? Nerede babam? Tamam canım. Ameliyatta merak etme. Her şey düzelecek. Kurşun daha da derinde.
Merhaba Cenker. Geçmiş olsun hanımefendi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Cenker. Sağ ol Tayfun. Gerçekten çok üzüldüm Cenker. Umarım babanın önemli bir şeyi yoktur. Sağ ol. Vurulanın baban olduğunu anlayınca bizzat ilgilendim. Otel çalışanları olayı bütün detaylarıyla anlattı. Sana olayın nasıl olduğunu sormayacağım. Arabayı da bulduk zaten. Senin şüphelendiğin biri var mı Cenker? Hayır, yok. Yani kim olabilir ki anlayamadım. Olay bir kaza komiser bey. Kötü bir tesadüf. Umarım öyledir. Tekrar geçmiş olsun. Ben senin gelişmeler hakkında ararım. Sağ ol Tayfun. Hoşça kalın. Geçmiş olsun. Güle güle. Neler oluyor abi? Nedir bu başımıza gelen? Hemen bırakma kendini. Güçlü ol. Hiçbir şey olmayacak babamıza. Bazı insanlara mankenler hakkındaki düşüncelerinden nefret ediyorum. Sanıyorlar ki biz kolay elde edilebilen basit insanlarız. Kesinlikle haklısınız. Ne yazık ki çoğunluk dediğiniz gibi düşünüyor. Ama ne kadar yanlış. Ben onuruna düşkün bir ailenin çocuğuyum. Asla vazgeçmeyeceğim değerlerim var benim. Bu nedenle bu meslek bazen çekilmez oluyor. Kaç defa bırakmayı düşündüm ciddi ciddi. Aman Allah korusun. Şu işi bir bitirelim de. Abi niye kovdular bizi anlamadım ya. Baba bileyim ben ya. İyi günler. Hoş geldin Cemil. Geç şöyle geliyorum ben. Tamam. Bana biraz izin verir misiniz Yasemin? Rica ederim. Yasemin Hanım, sizi kostüm odasına alacağım. Nihayet. Buyurun. Sonra ateşledim silahı. Ortalık ana baba gününe döndü. O kargaşada tüydük biz de. Neresinden vurdun? Diz seviyesini ateş ettim ama o arbede de daha yukarıdan vuruldu herhalde. Kolay gelsin. Turna nerede Asiye Hanım? Aa, gece gelmedi mi? Yok gelmedi. Ben de sendedir diye biliyordum. Akşam öyle çıktı evden. Asiye ile biz eğleneceğiz deyip çıktı evden. Ben de kalmadı. Ama niye telaş yapıyorsun? Çocuk mu turna? Allah Allah. Nereye gider bu deli kız ya? Koskoca kadın neyini merak ediyorsun Abbas? Gitti bacım. Ah, de Allah'ını seversen söyle nereye gitti? Debelenip durma da otur şuraya otur otur. Oturacak zaman değil Asya. Otur otur sana bir çay vereyim de kendine gel. Kuyruk sokumunda omurilik zedelenmesi olmamıştır umarım. İnan bana bacağında küçük bir sıyrık var o kadar. Ameliyata girinceye kadar da kendindeydi zaten. Cenker doğru söylüyor Güliz Hanım. Birazdan yürüyerek gelir. Ah ya ya. Daha gibi adam. Nasıl devrildi kim bilir. Zavallı babacığım. Ciddi bir şey olmasa ameliyata alırlar mıydı? Ya niye inanmıyorsunuz bana? Bir şey yok diyorum. Anlamıyor musunuz? Akşam misafirlerim vardı. Onun için ben gidemedim turnayla. Onlar gittiler. Kimle gitti? Ben de isterdim ama gidemedim. Turna da Gaffar'la gitti mecburen. Vay ırz düşmanı Gaffar. Demek bacımı kaçırdı ha? Yandım kine yandım. Yandım kine yandım. Bir şey olmaz. Korkma Abbas. Turna öyle kolay teslim olur mu? Otur da çayını iç hadi.
doktor bey. Ameliyat sorunsuz tamamlandı. Kurşunu çıkardık ama hala narkozun etkisinde. Kendine gelince servise çıkartacağız. Geçmiş olsun. Aileden birisiyle görüşmek istiyorum yalnız. Birazdan yanınızda olurum ben doktor. Peki. İşte korktuğum başıma geldi. Neden doktor özel görüşmek istiyor? Anne lütfen. Neden? Sorun yokmuş işte, sen de duydun. Bahar. Bir aksilik olsaydı söylerdi doktor. Lütfen, lütfen bırakmayın kendinizi. Toparlayın biraz. Hemen babamı görmek istiyorum ben. Yavrum, yavrum. Burçin yapma aşkım. Topla kendini ne olur. Ağlamak sana hiç yakışmıyor. Ben şimdi görmek istiyorum babamı. Doktor narkozda dedi, duymadın mı Burçin? Annemleri göz kulak olur musun Sülhi amca? Ben doktorla görüşüp tamam, geleceğim. Tamam. Bir şey oldu, ben biliyorum. Lütfen, lütfen Gülsan, toparlayın kendinizi. Bırakmayın lütfen. Aman Abbas, abarttın. Ne demek daha kaçırmıştır? Dağ başım burası. Yapmıştır o alçak. Kaçırmıştır hız düşmanı. Aman. Gitti kız ona, kız bacım gitti. Ha ha, sen yapma. Neredesin abla sen? Ahasya, öyle eğlendik. Vallahi çok şey kaçırdı. Abbas, ne arıyor lan burada? Ne arıyor Asya bu burada? Hakikaten senin ne işin var lan Asya'nın yanında? Ha? Ne işin var lan? Ha. Asıl senin bacımla sabaha kadar ne işin var? Ah, ne geceydi. Sosyeteyi çatır çatır çatlattık. Allah'ım ne diyor bu Asya Hanım? Abbas seni aramaya gelmiş Tuna. Gece gelmeyince merak etmiş. Neredeydin bütün gece sen? Gezdiğin tozduğun adamlara dikkat etsene. Aa, deli mi ne? Çocuk muyum ben ayol? Sana hesap mı vereceğim? İyi de bizim de mahallede bir şeyimiz var yani. Hadi lan hadi yürü. Şeyim artmış. Bu yaşa kadar sen mi korudun beni? Abla bak şimdi yani. Bak hala konuşuyor. Yürü dedim yürü. Çabuk lokumların başına yürü. Öyle olsun abla. Evde görüşürüz. Adama bak ya. İyilik de yaramıyor. Ha. Bacısını eğlenmeye götürüyoruz. Şunu yaptırma bak. Ayıp, ayıp, ayıp. Siz de bir telefon edip haber verseydiniz ya Turna. Kız kimin aklına gelir telefon? Sabahın olduğunun bile farkında değiliz. 50 tane yer dolaştık. Tabii bir de Layla'da yüksek sosyeteden arkadaşlarla karşılaşınca... Vallahi çok şey kaçırdın Asya Hanım. Gelseydiniz de görseydin. Ha, Tuna ha. Müthişti, müthiş. Müthişti de ben Abbas'a ayıp ettim galiba. Ayıp da laf mı Turna? Düpedüz kovdun kardeşini. Gidip gönlünü alın. Bırakayım mı Turna Hanım? Ben giderim, işinize bakın siz. Hadi çüss. İşinize bakın dedim. Ne işiyse. Bu saatten sonra iş mi olur? Çay vereyim sana. Asya Hanım. Efendim. Asya Hanım. Efendim Gaffar, söylesene. Yokmuş. Ben söyleyemeyeceğim. İşte şurada. Gördüğünüz gibi kurşun omuriliğe kadar gitmiş. Vücudun önemli bir noktası. Beyinle direkt ilişkili bir yer. Daha açık konuşabilir misiniz doktor bey? Bir sonuca varmak için henüz erken. Ama sizi uyarmak için bu açıklamaları yapmak zorundayım. Hastanızın durumu göründüğünden daha tehlikeli olabilir. Ne demek istiyorsunuz? Babanız hiçbir şey olmadan çok kısa bir sürede ayağa kalkabilir ama... Ama ne? Bir ihtimal ayağa kalkması için bir süre geçmesi gerekebilir. Ama bu sadece bir öngörü. Hepsini mi istiyorsunuz? Evet, hepsini. Bir saniye bekler misiniz? Bir kere de yaptığınız işi doğru dürüst yapın be, bir kere. Neden elindeymişken öldürmedin? Öldürmemi istemediniz beyefendi. Dizinden yaralansın dediniz. Neden kurşun az daha karnına saplanıyordu o zaman? O kargaşada tam tutturamadım. Kes. Bir görünme.
Buradan dışarı çıkmak yasak sana. Hoş geldiniz Nusret Bey. Anlattı sana herhalde. Yahya'nın yaralanması epeyce zaman kazandıracak bize. Kız burada mı? Burada Nusret Bey. İyi. Burçin'in de peşini bırakma. Hatta hastaneye ziyarete git. Peki efendim. Ha. Bir de şu olayı hemen basına haber ver. Duymayan kalmasın. Elleri kolları iyice bağlanır o zaman. Yahya, sevgilim. Gözlerini açtığın halde neden konuşmuyorsun? Bir iki kelime et. Ben iyiyim de. Hadi sevgilim. Hadi canım. Lütfen. Anne sıkıştırma babamı. Doktor şokun bir süre daha devam edebileceğini söyledi. İnanmayacaksın, Ruşena'ya da o sebeple gitmiştim. Ne sebeple? Seni Allah'ın emriyle istemek için. Otelde mi istedin beni? Ha? Sevginin yeri zamanı mı olurmuş? Şimdi bir de şunu demeliyim. Bugüne kadar rahatsız ettiğim için senden özür dilerim. Bir daha olmayacak. Ve hislerimi bir de böyle açık edebildiğim için mutluyum ya. Yani. Ziyadesiyle mutluyum. Bunun da bilinmesi isterim. Onu da dedim. Şehitte. Biz seninle ancak kardeş olabiliriz Gaffar. Bunun ötesinde bir şey olamayız. Nasıl yani? Öyle. Beni kardeşin kabul edersen ne âlâ. Etmezsen sen bilirsin. Bu işler zorlu olmaz bilirsin. Bilmem mi? Peki. Son karar mı bu kardeşlik işiniz? Evet Gaffar. Son karar. Bir daha da sorma. Kardeşim ha. İyi. Bağrımıza taş basıp ne diyelim bari. Hastanızın dinlenmeye ihtiyacı var. Lütfen odayı boşaltır mısınız? Yahya. Sevgilim. Hadi anne. Müsaade eder misiniz? Akşam gelin tekrar. Bak, Yahya aslan gibi adamdır Güneş, merak etmeyin. Teşekkür ederim Suli Bey. Sen de hemen bırakma kendini. Sağ olun Suli amca. Hadi, görüşmek üzere. Doktor Yalçın Güzel, müdüreyi de bekliyorum.
geçmiş olsun. Canım. Geçmiş olsun. Sağ ol şimdi. Yahya amca nasıl? Yatıyor. Cenk'en nerede? Az önce ortadan kayboldu. Bana müsaade o zaman. Güle güle. Bu ne arıyor burada? Yok bir şey. Anne, konuşmamız lazım. Ne oldu? Anne, dedemin verdiği bütün parayı çektim bankadan. Ev sahibine gidip kirayı ödedim. Sonra da yeni bulduğum tamirhaneye gideceğim. Sana da bir sorayım dedim. Anne, beni duymadın mı? Duydum Umut. E niye bir şey demiyorsun? Umut, güzel oğlum benim. O para senin. Ne istersen yap. Ama dedenin lafını bir daha benim yanımda açma. Anne, dedem 20 yıl sonra geldi buraya. Senin ayağına geldi. Bu az şey mi anne? Koskoca Ruşen'a ağalını ayaklar altına serdi senin önünde. Anne, artık barışma zamanı gelmedi mi? Geçmişte ne olduysa oldu. Her şeyi unuttuk, barışma zamanı gelmedi mi anne? Ne olduysa unutup ha? Evet anne. Sen bu işlere karışma Umut. Akıl vermeye de kalkma. Anne, fena mı olur bir düşünsene. Hepimiz bolluk içinde yaşarız. Büyük bir eve taşınırız. Altıma da güzel bir araba çekerim. Seni de istediğin yere götürürüm arabayla. İyi, bir gün olursa götürürsün beni izle. Şimdi çekil başımdan, şu işi bitiriyorum, acelem var. Bu ne? Özel sipariş mi? Ne bu? Söylesene anne. Öyle sayılır. Sulhi Bey'e doğum günü hediyesi. Sulhi Bey'e mi? Nereden çıktı bu Sulhi anne? Ne demek şimdi bu? Ne demekse o demek. Durup dururken Sulhi diye bir adam çıktı bir de. Bana bak. Ben senin vesayetinde değilim, tamam mı? İnsanı tanımadan etmeden. Tanımam gerekmiyor anne. Sana bakışlarını gördüm, tamam mı? Tamam değil Umut. İnsanların hayatlarında dertlerini paylaştıkları, sığındıkları. O zaman sıkıntılarını daha kolay yaşarsın. Kendini daha güvende hissedersin. Herkesin olsun anne. Ama senin olmasın. Okulda bir edebi yapmak istiyorum. Nasıl bir kulüp? Basbayağı bir kulüp. İsteyen öğrenciler katılacak, şiirler okunacak, yazılacak, tartışmalar yapılacak. Aha. Sen de katılır mısın? Aha, gerçekten. Hem de nasıl iyi olur. Ben biraz yürüyüp sonra da çay içeceğim bir yerde. Gelmek ister misin? Aha, hadi. Dükkan canavar gibi çalışıyor şerefsiz. Lakin bana küçük geliyor. Büyüteceğim inşallah. O nedenle elden çıkarıyorum. Biraz da kayınbirader koyacak. Çalışmasa da önemli değil Mustafa abi. Benim müşterilerim bana yeter. Duyar duymaz anında zıplarlar. O zaman zaten mesele yok. Kapıya da yeni bir tabela. Her nevi araba tamiri yapılır. Umut Usta diye. E çocuğun adını koyalım artık. Hazırlıklı geldin değil mi? Vallahi başka müşterisi de var dükkanın. O neden ediyor? Nasıl konuştuysak öyle Mustafa abi. Para hazır. Notere gidip dükkanın devrini üzerime yapalım hemen. Ayıp ettin Umut. Bir yere mi kaçıyoruz? Yeni dükkanla uğraşıyorum. Boş bir zamanımızda gider 2 dakikada yaparız devri. Çok güzel yazdın. Harika. Bana dön Yasemin'ciğim.
Yasemin, ikisinin arasına şimdi. Çok güzel. Hiç bozma. Cenk'er. Kaza yüzünden yarım kalan görüşmeyi tamamlamaya geldim Nusret. Cenk'er sakin ol. Otur şuraya da iki medeni insan gibi konuşalım. Bana maval okuma Nusret. Sen ne anlarsın medeniyetten? Aşk olsun. Ne demek şimdi bu? Ne demek ha? Ne demek ha? Dediğim çok açık Nusret. Oteldeki kazayı sen tezgahladın değil mi? Ha? Sen tezgahladın değil çıkın mi? Çıkın dışarı, çıkın dışarı. Ben çağırmadım sizi. Çıkın. Sen ne dediğinin farkında mısın Cenk'er? Böyle bir salaklığı kim yapar? Üç kuruş para için insan şunca yıllık arkadaşını öldürür mü? Bilmem. Sana sormalı. Öldürmez. Böyle bir şey yapmaz. Peki Yahya zor günlerimde bana ne kadar yardım etti biliyor musun sen? Böyle bir şey nasıl yapabilirim? Kızım, bir bardak su getir benim odaya, acil. Babamın durumu çok kötü. Kurşun çok kötü tahribat yapmış. Sen rahat ol Cenk'er. Atlatır benim arkadaşım. Gör bak. Ne badireler atlattı o. Bunu da atlatır. Sola dön Yasemin. Güzel. Bana dön Yasemin. Çok güzel. Bravo. Şimdi Yeniçeri'ye doğru Yasemin. Harika. Hiç bozma. Diğerine doğru git. Çok güzel. Bravo. Nefis. Paşa'ya git Yasemin. Çok güzel. Harika. Hiç bozma Yasemin. Diğer tarafa geç şimdi Yasemin. Bozma. Çok güzel. Şimdi yukarı çık Yasemin'ciğim. Harika Yasemin'ciğim. Hiç bozma. Nefis. Çok güzel Yasemin. Harika. Harika. Ellerine sağlık Yasemin. Bravo. Abla, eğitime katkı payını yarın istiyor öğretmen. Getirmeyeni ders almayacağını söyledi. Kolay mı ders almamak Ekin? Ya almazsa? Dur bakalım, eve bir gidelim de. Ne var? Bu sana. Seninle 5 dakika konuşmak istiyorum Özgür. Git başımızdan be. Senin yüzden ablam az kalsın ölüyordu. Özgür Allah'ını seversen ya 5 dakika konuşalım. Ne olur 5 dakika konuşsak? Söyle burada işte. Burada olmaz. Bir pastaneye falan gidelim. Bana bak. Ne söyleyeceksen söyle burada. Konuşmayacaksan da çekilerimize gidelim. Ne işin var lan senin bu kızın peşinde ha? Ben yani... Abi bak 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 bak. Çiçek neyin de alırmış ya. Bak bak bak. Nereden öğrendin lan sen bunları? Al o çiçeği kafasına geçir.
Bana bak, bundan böyle özgür dünya ahiret kardeşin, tamam mı? Tamam mı lan? Cevap ver lan. Niye cevap vermiyorsun lan? Niye susuyorsun lan? Niye cevap vermiyorsun lan bana? Tamam baba. Böyle yapmanıza gerek yoktu. Yürü lan araba. Yürü. Yürü lan araba. Çek lan. Yürü. Çok teşekkür ederim Yasemin Hanım. İnanılmaz güzel bir çalışmaydı. Benim için de öyle. Çalışma programı netleşir netleşmez sizi arayacağım. Bir haftaya kadar benle ilgili program yapmazsanız sevinirim. Siz nasıl isterseniz. Keşke emek teklifimi kabul etseydiniz. Nasıl mutlu olacaktım bir bilseniz. İyi günler. Asya Hanım. Merhaba Sulhi Bey. Merhaba. Bu ne güzel tesadüf. Aslına bakarsanız ben de size geliyordum. Doğum günü hediyesi verememiştim size. Hayat ne garip Asya. Yaşamla ölüm, coşkuyla hüzün, o kadar yan yana, o kadar iç içe geldi. Ne oldu Sulhi Bey? Bir arkadaşım az önce... Neyse Sulhi. Şu an coşkuda iştesin, yaşamda. Hayatın çiçekli yollarında yürümekte şimdisin. İyi misiniz Sulhi Bey? İsterseniz bir an önce eve gidin, dinlenin siz. Ağlıyorsun Yahya. Canımın içi, ağlıyorsun. Bu halinle ağlamana dayanamam. Bir şeyler söyle. Seni canı kadar seven kadın. Bir şeyler söyle hiç değilse. Ne zormuş Jülide. İnsanın sevdiği bir yakınına bir şey olması çok acıymış. Başına gelince anlıyorum. Öyledir tabii Burçin. Hele bir de baba olunca. Yaseminlerin acısını daha iyi anladım bugün. Kimsenin başına gelmesini istemem. Düşmanımın bile. Yahya amca dayanıklıdır Burçin. Bir şey olmayacak, inan bana. Ya bir şey olursa? Jülide olmasın ne olur. Babama bir şey olmasın. Dedim ya hayat. İnan bana hiçbir şey olmayacak. İnsan sevdiklerinin değerini böyle anlarda anlıyor. Ne kötü. Her şey iyiyken bunun farkında olmuyor insan. Ne kadar sevdiğini düşünmüyor. Babacığım. Geçecek Burçin, geçecek. Burçin. Geçmiş olsun Burçin. Duyar duymaz geldim. Nasıl baban? Yatıyor Kadir. Bekliyoruz. Umarım önemli bir şey değildir. Bilmiyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Sayın Burçin Kaya, danışmaya lütfen. Sayın Burçin Kaya, danışmaya lütfen. Kötü görünüyor. Pardon. Alo. Kadir. Cenk'er buradaydı az önce. Herif gırtlağıma yapıştı. Anlıyorum efendim. Cenk'ere yönelik çalışmaları hızlandır. Şimdi karşımızda bir tek bu çocuk var. Okey. Güle güle. Hoşça kalın. Nasılsınız? Geçen gün tanıştık ama fazla konuşamadık. Evet, konuşamadık. Sen de aileden misin? Öyle sayılır. Cenk'erin nişanlısıyım ben. Sizi de üzdü bu kaza tabii. Ne talihsizlik. Evet, üzdü. Belki yeri ve zamanı değil ama hep böyle olur ya. Aslında sizi gördüğüm ilk anda işte dedim. Aradığım yüz bu. Benimle çalışır mısınız? Neden olmasın? Size kartımı vereyim. Buyurun.
Beni arayın da detayları konuşalım sonra. Ararım Kadir Bey. Geçmiş olsun canım. Sağ ol Jülide. Geçmiş olsun Cenkler Bey. Sağ ol. Burçin nerede? Danışmadan çağırdılar. Kendimi yeni bir bebek gibi hissediyorum. Hayata yeni başlayan bir çocuk gibi. Öyle taze. Ne güzel. Bedeninizle birlikte ruhunuz da yeniden başlıyor hayata. Evet öyle. Yeniden başlıyorum. Sanki yeniden keşfettim yaşamı. Sevginin varlığını yeniden keşfettim. Sevginin, aşkın, insanı diri tutan, ayakta tutan şeylerin varlığını keşfettim şu son günlerde. Zaten sevmeyi unutan insan ölmüş demek. Böyle ya. Sevgi yoksa, aşk yoksa çekiver kuyruğunu gitsin. İnsan hep yeni baştan başlıyor hayata aşık olunca. Birine aşık olmuş gibisiniz. Oldum ya Asya. Aşık oldum ben. Onurlarıyla yaşayan insanları görünce çoğaldım. Çoğaldıkça da hayatın daha güzel olacağına inandım. Bu düşünceye aşık oldum ben. Haklısınız. Aşığım ben. Neyin var senin Hüseyin? Yok bir şeyim de... Ne bu sıkıntı? Aslında... ne zormuş ya? Zor olan ne Hüseyin? Ya Handan... Hani... insan bazı durumlarda dilsizleşir ya... Bana bak. Ya söylersin ya da çekip giderim haberin olsun. Yani... Ben bunu ölene kadar söyleyemem ki. Ay, neyi söyleyemezsin? Bu şiiri okur musun? Küçük bir şiir. Burada yazıyor. Al. Ben nerede bir çift göz gördümse... tuttum onu güzelce sana tamamladım. Sen binlerce yaşayasın diye yaptım bunu. Ve bunun için yaptım. Umut okuyamadı ha? Okuyamadı. Çocuk yaşta çalışmak zorunda kaldı. Çok ağrıma gidiyor ama çaresiz kaldık. Çalışmak iyidir Asya. Erdemdir. Ama keşke o da okuyabilseydi tabii. Özgür iyi ama galiba. Okuyacak gibi. Kızları okutmak istiyorum. Gücüm yettiği kadar okutmak istiyorum onları. Benim gibi çamurla boğuşmasınlar istiyorum. Senin yaptığın da az iş değil. Bir başına üç çocukla ayakta kalmak kolay değildir Asya Hanım. Kocana ne oldu peki? Alim. Yiğidim Alim. Gencecik bir kızken... öğretmen okulunda okurken çıktı karşıma Alim. Sevdalanıverdik birbirimize. Başka birini görmez oldu gözlerimiz. Evlenelim dedik. Araya baba baskısı girdi. Töre girdi. Kaçtık biz de. Yıllarca orada burada süründükten sonra buralara geldik işte. Çamurla boğuşmaya başladık beraber. Sonra ne oldu? Sonra mı? Bir şey öğrendim ben bugün sizden. Durmadan acıları deşmenin bugüne de yarına da bir faydası yok. Bunu öğrendim. Acı vermekten başka. Haklısın Asya, haklısın. Geçmişte yaşadıklarımız elimizi ayağımızı bağlıyor. Bundan kurtulmak lazım. Başka çaresi yok. Yaşamak için, güzel yaşamak için, mutlu yaşamak için. Bak, bunlar ellerin senin. Bunlar ayakların.
Bunlar o kadar güzel ki artık o kadar olur. Bunlar da saçların işte. Akşamdan çocuğum. Bak bu sensin çocuğum. Enine boyuna. Bu sensin Asya. Bu sensin. Adam öylece kaldı. Dili tutulmuş gibi. Sıkıştırınca da bir kağıt tutuşturdu elime. Küçücük bir şiir işte. Hadi ya, nerede o kağıt? Çantamda. Abla ne olur bir bakayım şuna. Sonra bakarsın. Aşk şiiri işte. Ben nerede bir çift göz gördümse tuttum onu, güzelce sana tamamladım. Şiir böyle mi? Hı hı. İlk dizesi böyle. Ay ne şanslısın abla. Bana da böyle ilan aşk edecek birisi çıkar mı acaba? Çok mu istiyorsun? Böyle olursa isterim. Baba hoş geldin. Hemen otur masaya, yemek hazır. Haberiniz olmadı mı daha? Neden baba? Yine ne oldu? Yahya Bey. Vuruldu. Ne? Otelde vuruldu. Kaza gibi görünüyor ama. Hemen gidelim mi abla? Bari bir iki lokmalı böyle çıkalım. O elindeki ne baba? Asya Hanım'ın doğum günü hediyesi. Nasıl yapar bunu turnaya, nasıl? Turnanın peşini bırak, yoksa seni mıhlarım diyeceğim. Irz düşmanı Gaffar. Bunun dersini vermeliyiz Cabar. Yaptığı yanda kar kalmamalı onun. Vermeliyiz patron. Gidip hesabını soralım Gaffar Efendi'den. Yürü! Alçak herif. Nasıl da yağ çekiyordu. İyi ki bir şey yapmamış Cenker. Bu herif para falan vermeyecek bize. Para umurumda değil Cenker. Tek düşündüğüm babamın sağlığı. Onun gülerek ayağa kalkması. Allah! İçmiyordum. İstemem baba, sağ ol. Oğlum içtedin mi iç, da var. İç işte. Al. İçeceğim mi lan? İçene. Vay da var vay. Babanın yanında içene. İçtedin ya baba. Seni sınamak için dedim lan. Da var. Ah. Ah lan Asya. Diyor ki bana kardeş olan. Baba. Kardeş olacakmışız ikimiz. Olur mu lan İlhami? Biz kardeş olamayız Asya ile. Estağfurullah. Ne estağfurullah lan? Olur muyuz olmaz mıyız? Onu söyle lan. Estağfurullahmış. Olamazsınız ha. Olmayız tabii. Olmazız. Seven insan kardeş olur mu lan? Seviyorum arkadaş. Seviyorum. Suç mu lan? Günah mı lan? Of of. İki cihan bir araya gelse gene olmaz. Ah ah. Of. Ah ah. O adama nasıl baktı gördünüz mü? Söylesene zaman gördünüz mü? Görmedik baba. Baba ben gitsem artık. Otur lan da var. İki laf ediyoruz şurada işte. Allah. Turna'nın peşini bırak. Bırak onun. Yoksa harcarım seni. Anlamadım. Turna'yı kimseye yar etmem. Anladın mı? Yakarım. Yakarım. Akıllı ol oğlum, akıllı ol. Sen akıllı ol. Şşşt. Sen akıllı ol. Akıllı ol lan. Sen akıllı ol. Asıl sen akıllı ol. Bir dakika. Sen akıllı ol. Sonra Gaffar geldi.
Siz kardeşsiniz falan deyip çiçeği aldı. O adam çiçeği Oğuz abinin kapısı orada anne. İyi akşamlar. Neredesin Umut? Geldik işte anne. Gel bakalım. Bak burada neler var. Al bakalım. Hepsi abi senin. Bunların hepsi benim mi? Hepsi senin. Yetmezse daha da alırız. Ekin yemeğini bitir önce. Doydum ben anne. Kirayı da ödedim anne. Kalan parayla da bir tamirhane açacağım kendime. İyi yapmışsın. Bu da Ekin'le sizin. Okul ihtiyaç. Sağ ol abi. Bir yemeği hak ettim herhalde. Önce ellerini yıka. Hadi bakalım. Gel lan buraya. Ne vuruyorsun lan? Ayı. Bana ayı lan. Bana ayı lan. Bana ayı mı dedin oğlum sen? Benim mekanım. Vurma ya. Ne vuruyorsun? Bana cavcı lan. Dur baba. Ne yapıyorsun sen ya? Dur ya. Vurma. Sus oğlum. Öldürürüm lan seni. Lan kimsin lan sen? Ha? Ne? Ne vuruyorsun? Gel oğlum buraya. Ben Cabbar'ım. Gaffar Efendi. Tanımadın mı? Seni bana sayıyorum lan. Ne oluyor ya? Bırakın ya. Sus lan. Baba. Oğlum sinek gibi yapıştırırım lan duvara seni. Sus. Vurma lan ne vuruyorsun? Bak konuşma. Ne vuruyorsun lan? Baba vurma. Bırak ya, lan camarı. Bırak yakarım. Ne? Ne yakarsın? Lan sen sigara bile yakamazsın lan. Bırak dedim Gafar. Yoksa seni. Yoksa ne yaparsın lan? Bırak yoksa seni mıhlarım. Mıhlarım ulan seni. Aman gözünü seveyim Abbas. Geç böyle Cabbar, geç böyle Cabbar. Silahla şak olmaz lan. Sana son defa söylüyorum. Turnağının peşini bırak. Lan ne turnası be? Ben Asya'ya aşığım lan. Seviyorum. Seviyorum lan. Seviyorum. Seviyorum lan. Seviyorum lan. Asya'yı seviyorum. Seviyorum. Asya'yı seviyorum. Ben lavaboya gideceğim. Ben de geleyim Burçin. Yasemin. Geçmiş olsun Cenk'er. Çok üzüldüm. Sağ ol Yasemin. Ne zaman geldin? Yalnız mısın? Ablanla babam Yahya amcanın yanındalar. Ben sana bakmak için geldim. İyi misin? Bu durumda ne kadar iyi olunabilirse. Otursana. Senden özür dilemek istiyorum Cenk'er. Neden? Ne yaptın ki? Sana kötü davrandım. Sen babamı kurtarmak için uğraşırken ben çocuk gibi davranıp telefonu falan fırlattım. Gerçekten özür dilerim. Ben çoktan unuttum Yasemin. Sen de unut gitsin. Başımıza gelenler. Güliz Hanım, lütfen ağlamayın. Tamam, tamam. Ne olur ağlamayın Güliz Hanım, ne olur. Pekala, raporları sonra bana getirirsiniz. Cenk'er Bey. Bir saniye bakar mısınız? Sizi arayacaktım ben de. Nedir doktor bey? Bulmuşken Yahya Bey ile ilgili bir gelişme var. Kötü mü? Pek iyi sayılmaz. Bunu size söylemek en iyisi. Nedir, söyler misiniz? Yahya Bey uzunca bir süre yürüyemeyecek.